Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Meltem 3 projesi kapsamında 6. P-72 Deniz Karakol Uçağı, hizmete girdi. Bu kapsamda uçak, 7 Nisan 2023 tarihinde Deniz Hava Komutanlığı Kartepe, Kocaeli'de yapılan törenle hizmete alındı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Meltem 3 projesi kapsamında 6. P-72 Deniz Karakol Uçağı, 7 Nisan 2023 tarihinde Deniz Hava Komutanlığı Kartepe, Kocaeli'de yapılan törenle hizmete girdi. Deniz kuvvetlerimize hayırlı olsun. Ankara'da düzenlenen 9. Hava ve Aviyonik Sistemler Seminerinde paylaşılan bilgilere göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde yer alan Meltem tipi deniz karakol uçaklarının elektro-optik görüntüleme sistemleri yerli F-500C elektro-optik sistemi ile değiştirilecek. Eylül 2002'de yürürlüğe giren Meltem 2 programı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için TUSAŞ'ta üretilen 9 adet CN-235 platformuna Deniz Karakol, MPA, ve Deniz Gözetleme, MSA, kabiliyeti kazandırılmasına yönelik bir sistem entegrasyonu projesiydi. Temmuz 2012'de imzalanan ve 6 adet ATR-72600 uçağının deniz karakol uçağına dönüştürülmesini kapsayan Meltem 3 projesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için İtalyan Leonardo firmasının ana ve TUSAŞ alt yükleniciliğinde gerçekleştirildi. Teslimatlar tamamlandığında Meltem 3 kapsamında 6 adet P-72 DKU ile 3 adet C-72 envantere kazandırılmış olacak. Meltem projeleri kapsamında tedarik edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan CN-235 ve P-72 Deniz Karakol uçakları Aselsan'ın Aselflir 200T elektro-optik keşif ve gözetleme sistemini kullanıyor. Yeni nesil elektro-optik sistemler ile çok daha uzak mesafelerden net biçimde keşif yapabilme kabiliyetine ulaşıldığı için Meltem platformlarında Aselflir 200T sistemlerinin değiştirilmesi planlanıyor. Aselflir 200T'lerin öncelikle daha yeni nesil KETS sistemi ile değiştirilmesi teklif edilse de KETS'in uygun olmayacağı değerlendirilerek gelişimi süren F-500C sistemi ile değiştirilmesine karar verildi. İHA'ların kamera sistemlerine yönelik ambargonun ortaya çıkmasından sonra gözlerin çevrildiği KETS ile ilgili her ne kadar iyileştirmeler yapıldığı dile getirilse de 2017'de seri üretime girdiği söylenen ancak yıllarca sahaya çıkamayan Aselsan KETS sisteminin halen beğenilmediği dile getiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki S-70B Seahawk helikopterlerinin görüntüleme sistemlerinin de değiştirilmesi konusu geçmişte gündeme gelmişti. Bu kapsamda yabancı bir ürün olan Star Sapphire 380 test edilerek değerlendirilmişti. 2018 yılında Defense Türk'e paylaşılan bilgilerde KETS'in de test edilerek değerlendirme yapılacağı bildirilmiş ancak o projede de bir gelişme yaşanmamıştı.